Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 renkten oluşan güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimizi battanelerde, yelek ceketlerde ve yetişkin örgülerinde kullanabiliriz. İki yönü de kullanılabilen çok hoş bir model. Yapması da son derece zevkli ve kolay. Bakınız, görüntüsü de gayet güzel durmakta. Modelimizde 3 renk kullanabileceğimiz gibi 2 renk de kullanabiliriz ya da daha fazla renkli de modelimizi çalışabiliriz. Kaydırma yöntemi kullanıyoruz. Bakınız, modelimiz birinci sırada tamken ikinci rengimizde yarım yarım başta ve sonda başlayarak kaydırıyoruz ve tekrar 3. sıramızda aynı şekilde birinci kurduğumuz sıra üzerine devam ediyoruz ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Ben modelimizi bebe yönüyle ördüm ve 3 numara tığımı kullandım. Kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için yeteri kadar zincirimi çektim ve hemen örmeye başlıyorum. 8 ve katlarıyla örüyoruz modelimizi. En son 7 tane zincirimizi çekelim. Yani 8 ve katlar olarak devam edelim. Son olarak 7 tane zincirimizi de bitirelim. Evet, şimdi bir tane zincir ve ikinci zincire geri dönüp batıyorum. Çekmiş olduğum bütün zincirleri birer birer sık iğne olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada saymamıza gerek yok ama zincirleri saymadan çektiyseniz 8 ve katlar olarak sayarak sık iğnelerimizi örüp daha sonra kalan zincirimizi kesebilirsiniz. Evet. Tamamen sık iğne olarak örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakınız, ikinci model grubumuzu da bu şekilde oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, en son 7 tane sık iğne olacak şekilde örelim ve birinci sıramız bu şekilde tamamlanmış olsun. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi örerek geldim. İkinci rengimi hemen aldım. İkinci rengime başlıyorum ve kapatma işlemini başlayacağım renkle yapıyorum. Kapatıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Hemen örgümün arkasını çeviriyorum. Dibine bir tane sık iğne olarak batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane yarım trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Üç tane yan yana ikili trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar bir tane yarım trabzan örüyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve hemen yanına bir tane sık iğne örüyorum. Aşama aşama örerek geldim. Bir tane sık iğnemiz, bir defa başını dolayıp tek seferde çektiğimiz 2, 3 tane trabzanımız 5, bir defa da çektiğimiz 6 ve sık iğnemiz 7 defa ilmeklerimizi ördüm. Küçükten büyüğe doğru, tekrar büyükten küçüğe doğru boylarını ayarladık. Şu şekilde de baktığımız zaman görülmekte. Hemen birinci grup modelimizi ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bir sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne örüyorum. Bakın, şimdi aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum. Sık iğneden sonra bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum ve boyunu biraz yükseltiyorum. 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa trabzanımı yan yana ördüm. Toplamda 5 tane sık iğnemizin üzerine ördük. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum, batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bakınız, 6. ilmeğimizi ördüm ve 7. olarak sık iğnemi örüyorum. Yükseliyoruz ve tekrar düşüyoruz. Bakınız, düşükten yükseliyoruz. Sık iğne bir defa çekiyorum. 3 trabzan. Tekrar bir defa da başını dolayıp çekiyorum. Sık iğne. 7 defa, 7 tane trabzanımızı bu şekilde ördüm. Sık iğnelerimizle birlikte toplam 7. Bir tane zincirimi çekiyorum.
Aşağıdan bir tane atlıyorum. Hemen sıradakine sık iğne olarak örüyorum. Tekrar yükselmeye başlıyoruz. Sık iğnemi ördükten sonra bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 2. Bakınız biraz yükseldim. 3 tane yan yana trabzanımı örüyorum. İkili trabzanımı. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra tekrar bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve bir sonraki sık iğnemin üzerine yine sık iğne olarak örüyorum. Bir tane zincirimi çekip bir tane atlıyorum aşağıdaki sık iğneyi. Hemen ikinci sık iğne üzerine gelerek batıyorum. Ve bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru, sonra yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz aşama aşama olarak. Bakınız modelimizi bu şekilde kurarak sona doğru ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. En son sık iğnemizi ördükten sonra kenardaki geçişim için iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum yeni sıramıza başlamak için. Aşağıki sırada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını her trabzan üzerine ya da yarım trabzan sık iğne üzerine yapıyoruz. Sık iğne ise sık iğne, yarım trabzanı yarım trabzan, 3 tane ikili trabzanımız ise 3 tane ikili trabzan şekliyle örüyorum. 2 zincirimden sonra ilk sık iğneme batıyorum. Başına doluyorum. Aşağıda tek seferde başını dolayarak çektiğim trabzanımı örüyorum. Ve yan yana 3 tane ikili trabzanımı görüyorum. 1, 2, 3. Trabzanlarım tamamlandıktan sonra tekrar başını doluyorum. Tepesine batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve yine sık iğnemin üzerine batarak sık iğnemi örüyorum. Arada bir zincirim vardı. Tekrar bir zincirimi çekip atlıyorum. Direkt sık iğnem üzerine geçerek batıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yarım trabzanımı örüyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 tane trabzanımı ikili olarak örüyorum. 1. Aşağıdaki işlemin yansımasını yukarıya yapıyorum. 3. Tekrar başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Yeniden sık iğnemin üzerine batarak sık iğnemi örüyorum. Aşağıdakinin birebir aynını tekrar ederek örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Sık iğne olarak batıyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. 1. Başını doluyorum. 2. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar başını dolayarak tek seferde çekiyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum. Bir zincirimi de ördükten sonra yeniden modelimizi bu şekilde sona doğru ilerletiyorum. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 7 tane bakınız trabzanlarımızın üzerine sık iğne, yarım trabzan, 3 trabzan, tekrar yarım trabzan ve sık iğne olarak örüp tamamladım ve sıramın sonundayım. En son sık iğnemi örmek için şu şekilde bakınız yarımı ördüm. Batıyorum sık iğnemi ve aşağıdaki ipimi alıyorum. Kapatma işlemini diğer renkli ipimle yapıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Dibine bir tane sık iğne olarak batıyorum. Ve birer birer sık iğne olarak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakınız hepsine sık iğnelerimi örüyorum. 7.yi de batıyorum. 7 tane sık iğnemi ördüm. Birer tane zincir çekerek atladığımız yer var bakınız. Hemen birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye gelerek batıyorum. Aşağıdan kendi rengimle uzun bir ilmek çıkarıyorum ve kapatıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bir zincirimizi çektiğimiz yere geldim. Birinci zincirden değil, ikinci zincirden değil. Aşağıdan bakınız kendi rengiyle ipimi alıyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve kapatıyorum. Sık iğnelerimi bakınız birer birer yeniden örerek geldim. Tam zincirlerimin bulunduğu noktadayım. Birinci zincirim, ikinci zincirim aşağıda kendi rengiyle yani açık sarımızla ipimi girerek uzatıyorum ve kapatıyorum. Tekrar sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz.
Sadece sık iğne olarak örüyorum. Zinciri gördüğümüz yerde batmıyoruz tepesine. Hemen aşağıya girerek, bakın en son sık iğnemi ördükten sonra zincirlerimi görüyorum. Birinci zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimi açık sarı rengimden alıyorum, uzatıyorum, kapatıyorum. Ve hemen sık iğnemin üzerine batıyorum. Altı ve yedi. Tamamını bu şekilde örüyorum. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle görelim. Yedinci sık iğnemi de kapatıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Burada görmüş olduğumuz sıramızın tamamını sık iğne olarak örüp ilerliyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve birer birer örüyorum. Aradan çıkarmış olduğumuz ilmeğimizin üzerine de bakınız batıyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. İkinci sıra sık iğnelerimizi örerek geldim. En son sık iğnemi örmek için hazırım. Hemen diğer rengime geçişimi yapıyorum. Pembemi aldım. Geçiyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve modelimi kaydırmalı olarak örmeye devam ediyorum. İki zincirimden sonra hemen ilk sık iğnemin üzerine ikili trabzanımı örüyorum. Bir tane. Tığımın başını doluyorum. Yandaki sık iğnemin üzerine tek seferde başını doladığım trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki sık iğnemin üzerine yine sık iğne olarak örüyorum. Modelimi başta ve sonda yarım olarak kuruyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sık iğne atlayarak hemen yandaki sık iğnemin üzerine yine sık iğne olarak örüyorum. Bir defa başını doluyorum. Yandaki sık iğnemin üzerine tek seferde çekiyorum. Ve yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum ikili olarak. 1 2 3 Tekrar aşağı doğru iniyoruz. Bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 trabzanım sonrası ve bir tane sık iğnemi örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra aşağıdan bir atlıyorum. Tekrar sık iğne, bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum. 3 tane yan yana ikili trabzanımı örüyorum. Yani modelimizi tam olarak aralarda kuruyoruz. Sadece başlangıç ve bitişte yarım olarak modelimizi kuruyoruz. Tekrar 3 trabzan sonrası başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum ve yanına sık iğnemi örüyorum. Sık iğnem sonrası bir tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdan bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir, başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. İkili trabzanlarımı 3 tane örüyorum. 2 ve 3. Tekrar aşağı doğru iniyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve bir tane sık iğnemi örüyorum. Yeniden bir zincirimi çektikten sonra bir sık iğne atlıyorum. Bir. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. 3 tane ikili trabzanım. 1 2 3 tane trabzanımı ördüm. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir tane sık iğne, bir zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. Batıyorum. Başını doluyorum. Ve bir tane trabzanımı da örerek en son bölümü tamamlıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Evet, şöyle görelim. Bakınız, başta ve sonda modelimizi yarım olarak kurduk. Şimdi tekrar ikinci kez pembe sıramızı örüyoruz. Aşağıdaki sıramızda nereye batıyorsak aynı şekliyle örüyoruz. Sık iğnelerimizi sık iğne olarak, yarım çektiklerimizi yarım ve ikili trabzanlarımızı ikili trabzan olarak birebir yansıma şeklinde örüyoruz. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Dibine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve bir tane sık iğnemi örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Atlıyorum. Bakınız, atlıyorum.
Sık iğnemden sonra tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3 trabzanımı ikili olarak örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir tane sık iğnemi tepesine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Yine zincirimin üzerinden atlayarak sık iğneme batıyorum. Başını bir defa doluyorum. Tek seferde alıyorum. Trabzanlarımızı ikili olarak 3 tane örüyorum. 1, 2 ve 3. Yükseldik bakınız. Şimdi yeniden aşağı iniyoruz. Başını bir defa doluyorum. Çekiyorum. Sık iğnemi örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve bu şekilde birebir işlemimizi aynı şekilde tekrar ederek sona kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Tekrar sarı rengimi alıyorum ve en son işlemimi sarı rengimle yapıyorum. Şöyle düzeltelim. Bir iki zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Sık iğnelerimi örerek ilerliyorum. Ve bakın diğer iki bir zincir çektiğim iki tane alt alta olan bölüme geldim. Aşağı kendi rengine sarımın olduğu yere giriyorum. Önden ipimi geçiriyorum. Bakınız önden tığımı geçiriyorum. İpimi alarak şu şekilde uzatıyorum. Kapatıyorum ve başlıyorum yeniden örmeye. 1, 2, 3, 4. Hepsine birebir batıyorum. 5, 6 ve 7.yi örüyorum. Tekrar zincirimin bulunduğu noktaya geldim. 2 tane zincirimi görmekteyim. Her ikisini atlıyorum. Kendi sarı rengimize bir batıyorum. İpimi uzatarak örüyorum. Ve sonrasında birer birer aynı şekilde trabzanlarımın ve sık iğnelerimin üzerinden batarak sona kadar ilerliyorum. Sarı rengimizi sonuna kadar örüyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Bütün sık iğnelerimin üzerine birebir batarak diğer uca kadar ilerliyorum. Hemen dibine batıyorum. 2 zincirimizi bütün geçişlerimizde tekrar ediyoruz. Birebir batarak ilerliyorum. Ve modelimizi gri ile tüm olarak yine kaydırma yöntemine uygun olarak kuracağız sarımızdan sonra. Şekilde devam edelim. Gri rengimi alıyorum ve hemen çekiyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çektikten sonra dibine sık iğne olarak batıyorum ve modelimizi ilk sırada kurduğumuz gibi tüm olarak kuruyoruz. Bakınız ilk pembemizde kaydırmalı olarak yarım yarım kurmuştuk. Araya tüm modelimizi yerleştirmiştik. Şimdi bir tane sık iğnemi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 tane yan yana ikili trabzanımı örüyorum. Ve üçüncü. Tekrar yukarıdan aşağı iniyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir tane sık iğne. Bir sık iğnemizden sonra bir zincir, bir atlıyorum. Diğer tarafa geçiyorum ve ikinci kez modelimi kurmaya başlıyorum. Tek seferde başını doladığım ilmeğimi alıyorum. 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 2 ve 3. Başını doluyorum. Tek seferde kapatıyorum ve bir tane sık iğne. Sık iğnemizden sonra bir zincir, bir atlıyorum. Tekrar sık iğne ile başlıyorum. Bir defa da çekiyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve aşağıda yapmış olduğumuz şekliyle modelimizi kuruyoruz ve tekrar tekrar işlemlerimizi tekrar ederek örtümüzü büyütüyoruz. Evet, modelimizi renk değiştirerek ve kaydırma yöntemini kullanarak örmeye devam ettim. Bu şekilde modelimiz istediğiniz ölçülere gelene kadar örülmeye devam edecek. Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.